Herkese merhaba. Söz verdiğim gibi son tekrarlara devam ediyoruz. LGS 2024'te garanti soru yazım kuralları. Gelmediği yıl yok, pardon bir yıl var. O da Covid döneminde konular aniden birinci döneme kayınca Milli Eğitim bize söz vermişti. Demişti ki çok da bilgi sormayacağım endişe etmeyin. Sözünü tutmuştu. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri sormamıştı. Ama onun dışında her yıl garanti bir soru. Yazım kuralları soru üzerinden konu tekrarı, son cilabenden ve milli eğitimin mantığı nedir, ne sorar sorularla görelim efendim. Buyurun birinci sorumuz ilk yıldan geliyor. Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Genel soruyor. Bütün sorular neredeyse böyle genel her şeyi yoklayan ama en önemli konu başlıklarınız 1. Deda'nın yazımı, 2. Ki'nin yazımı, 3. Büyük harfler ve 4. Yani bence birleşik kelimeler ama Milli Eğitim onu pek sevmiyor. Neden olmasın? Bu yıl belki o gelir. Evet. Bu metinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili yapılmamıştır diyor. Olumsuz soru kökünü alıyoruz. Ve Yukarıyı okumaya başlıyoruz. 1897 yılının Nisan ayı başlarında Ömer Şevki Bey oğlunu o günlerde subay çocukları için açılan Eyüp Sultan Askeri Lisesi'nde özel bir bölüme yatılı olarak yerleştirir. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda eğitim dili Fransızcaydı. Şimdi özellikle bakmanız gereken yerlerin altını çizdim. Çünkü bu noktalarla ilgili biraz konu anlatımı yapmak istiyorum size. Evet şimdi bakıyoruz buraya. Diyor ki Nisan ayı neydi? Ay ve gün adlarının yazımı ile ilgili. Birazdan göreceksiniz. Buna çok düşkün Milli Eğitim. Zaman gün adlarının yazımı ile ilgili kuralı kesinlikle bilmelisiniz çünkü iki kez sormuş. Üçüncüsü de olabilir. Ee, ay ve gün adları önünde tarih olduğunda büyük harfle yazılıyor. Neden önünde tarih olduğunda büyük harfle yazılıyor? Mantığını öğrenin, ezberlemenizi istemiyorum. Çünkü önüne tarih verdiğinizde uzun zaman çizelgesi içerisinde o bir özel günün adı oluyor. Şöyle düşünmenizi istiyorum. Bu bir zaman çizelgesi. Şuranın adı 13 Ekim mesela. Şimdi belli bir günün adı olmuş oluyor siz 13 Ekim dediğinizde. Yoksa 13'ü koymazsanız Allah'ın Ekim'i bilmiyorum hiçbir özelliği yok. O yüzden küçük harfle yazıyoruz. Ya da gün adları Perşembe, Cuma Allah'ın çok Perşembesi var. Niye büyük yazayım ki? Eğer tarih verirseniz Anneler Günü gibi, Ramazan bayramı gibi bir günün adı olmuş oluyor, yani özelleşiyor. Bu yüzden ezberlemenizi istemiyorum. Tarih verildiğinde, yani önünde rakam gördüğünüzde büyüyor, çünkü özel bir günün adı oluyor. Ramazan bayramından bir farkı kalmıyor. Bu yüzden bu doğru yazılmış efendim. E hemen devamında şurada bir Bey var, bakın görüyorsunuz, Ömer Şevki Bey. Neydi kuralımız? Biz Adıyla beraber kullanıldığında Alice Ahmet'in eslihanı olduğunda yani ünvanları doktor, kasap, şoför hiç fark etmez. Büyük harfle yazıyoruz ve saygıyı bey, hanımefendi büyük harfle yazıyoruz. Eğer arada Ömer Şevki olmasaydı küçük harfle yazacaktık. Yalnız burada minik bir istisna var buraya. Lütfen dikkat edin. Vali, kaymakam, başkan gibi bir kişi olan adı belli olan insanlar, mevkiler için isim kullanmamıza gerek yok. İsmi olmadan da Neslihan Ali Ahmet söylemeden de valiyi büyük yazacaksınız. Bu çok önemli bir kural. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum ve devam ediyorum. Demek ki burada Ömer Şevki Bey'in beyi büyük olacaktı. Burada bir hata bulduk. Devam ediyorum. Eyüp Sultan Askeri Lisesi'nin L'si büyük olacaktı. Kural geliyor efendim. Biz bize hizmet eden, devletin kurduğu her yer re kurum deriz ve büyük harfle yazarız. Ve yine bize hizmet eden, özel sektöre tabi olan her yere kuruluş deriz. Bunların adını da büyük harfle yazarız. Kurum ve kuruluş adları büyük harfle yazılır. Size börek veren pastane bir kuruluştur. Size eğitim veren okul bir kurum ya da kuruluştur. Size hizmet eden her yere kurum kuruluş adı veriyoruz ve bunların adını büyük harfle yazıyoruz. Ve bir küçücük detay daha burada. Kurum kuruluş adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz efendim. Mesela İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuş nasıl yazacağız? Bir bakalım. İyi büyük yazdım İstanbul üniversitesinden burada ne yazdığını biliyor benim öğrencilerim. İstanbul Üniversitesi yazıyor efendim. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuş derken kesme işareti kullanmıyorum. Çünkü kendileri büyük bir kurumdur ve kurum kuruluş adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Evet, L harfini büyük yazacaktı. Bir hata da burada bulduk. Aşağıya iniyoruz. Hemen bakıyoruz. Diyor ki Yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda eğitim dili Fransızcaydı. Bu okulda bulunma anlamı. Neydi kuralımız? Hemen hatırlayalım. D'da'nın yazımı. Bulunma anlamı bitişik, artı anlamı ayrı. A kare, B kare kuralı. Hemen şurada onu da anlatayım size. Bulunma anlamı bitişik, B kare, B, B. Artı Anlamı ayrı akare. Artı ayrı bulunma bitişik. Bulunma ne demek? Kalemin nerede? Elimde. Bu bulunma. Eee, aklımda birkaç soru var. Bulunma. Cebimde para kalmamış. Bulunma. Sınıfta kimse yok. Bulunma. Bakın burada ne diyor? Yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda dil Fransızcaydı. Bu okulda bulunma. Bulunma bitişik. O zaman burada bir hata daha bulduk. İniyoruz aşağıya. Saygı, ünvan gitti. Belli bir tarih bildiren ay ve gün adı. Bunu doğru yazmıştı hatırlarsanız. Bu doğru. Bulunma durum eki de daha şurada vardı gitti. Kurum kuruluş şurada vardı gitti. Ve cevabımız yanlışlık yapılmamıştır dediği için Bursa oldu. Tekrarlara dikkat edin. Sadece soruyu çözmüyorum. Bu bir konu tekrarıdır. Unutmayın efendim. İkinci sorumuz 2019 yılına ait bir soru ve yine Ay ve Gün adlarını sormuşlar. Şaşırdık mı? Hayır. Ben size ne dedim? Seviyorlar Ay ve Gün adlarının yazılımını sormayı. Tarzı vardır milli eğitimin arkadaşlar. Öyle yakası açılmadık şeyler sormaz. Genellikle aynı tarzdan devam eder. Bunu unutmayın. Evet Ay ve gün adları belirli bir tarih bildiriyorsa, büyük harfle bildirmiyorsa küçük harfle. Hemen hızlıca tekrar söylemek istiyorum. Niye tarih bildirince büyük harfle yazılıyordu? Çünkü upuzun bir tarih çizelgesinde siz belli bir noktayı işaret ettiğinizde o bir ada dönüşüyor ve büyük harfle. Yani milyonlarca insanın arasında Neslihan niye büyük yazıyoruz? Çünkü bir noktaya işaret ediyor. Birinin adı oluyor. Siz tarih çizelgesinde şuraya parmağınızı koyup 2027 Ekim dediğinizde 2027 yılının Ekim ayı bir tane var onun adı oluyor. Ya da 13 Ekim 2025 Salı dediğinizde bir tane günün tarihin adı oluyor. Dolayısıyla da büyük yazılmalı efendim. Hemen bakıyoruz hangilerinde yazım yanlışı vardır olumlu soru kökü. 2018'de ziyaret ettiğim Kuzey Ege'nin Sevimli Köyü Asos'u gezmek için Mart belki de en doğru zaman. Maalesef 2018'de ziyaret etmiş ama yemliyor da sizi. Mart 2018'in Mart'ı değil Allah'ın hangi Mart'ı belli değil dolayısıyla küçük olmalıydı. Burada bir hata yakaladık. Macar bir mimarın grafik resimlerinden oluşan Türkiye'deki Macarizleri başlıklı sergide 2017'nin Eylül o güzel 2017'nin çizelgenin içinde bir tane Eylül bu büyük olmalıydı doğru efendim bu ee, Şebi Arus töreni için 15 Aralık güzel başlamış ama sonra niyeyse ise verdi düşmüş 15 Aralık Çarşamba arkadaşlar farkında mısınız? 2025 falan yazmamış. Tarih yok. Yazmasın fark etmez. Çünkü 15 Aralık çarşamba dediğinizde de her yılda bir tane var. Belki bazı yıllarda yok. Çarşambaya denk gelmiyor. Yani bir tane günün adı oluyor. Dolayısıyla bu çarşambayı da ne yapmanız gerekiyor? Büyük yazmanız gerekiyor. Bu yüzden 3 numarada hata yakaladık. 2 numara doğruydu. Cevap da Ceyhan oldu. O zaman Başında tarih gördüğümüzde yıl versin ya da vermesin fark etmez. Rakam gördüğümüzde ay ve gün adlarını büyük yazıyoruz efendim. Evet arkadaşlar geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda e, rakamların yazımı ile ilgili bir soru. Çok kolay bir soru. 2020 yılının sorusu. Rakamların yazımı ile ilgili bilmemiz gerekenleri sorunun başında bir hemen tekrar edelim. Rakamlar bin bir kelimesi hariç bütün haneleri birbirinden ayrı yazılır. Bin, dokuz, yüz, doksan, dokuz. Kayıttan çıkmayayım geri geleyim. 1999 yazarken bütün basamakları tek tek birbirinden ayrı yazarsınız. Mesela 55 yıldır bu iş böyle olmadı yazarken hemen yazalım şuraya 55 hatta 55 bin filan yazalım. Biraz uzasın hepsi birbirinden ayrı yazılacak. Kuralımız buydu. Hemen bir numaraya bakıyoruz. Çayın hikayesi yaklaşık 5000 yıl evvel dedi ve soru kendini ele verdi. Cevap Adana 5000 ayrı yazılır. Dikkat etmeniz gereken 1001 bitişik yazılır. Çünkü onun farklı anlamları da var. Bitişik yazılan başka ne var diye soran varsa eğer hemen oyun adları bitişik yazılır. Mesela bir oyun adımız var. 21. 21 oynadık kağıtlarla arkadaşlarla falan. Umarım hata yapmıyorumdur. O mesela bitişik yazılmak durumunda. Ya da oyun adları dışında notalar bitişik yazılır. Ama onun dışında kalan, 1001 kelimesinin dışında kalan bütün rakamlar birbirinden ayrı yazılır efendim diyoruz. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar geldik dördüncü soruya. Fark ettiyseniz yıl oldu 2022-2021'de yazım kurallarından sorumuz yoktu. 2022'de de yine şaşırtmadılar ve DEDA sordular. DEDA'nın yazımı bizim için çok önemlidir. Videoları kurcalayın. DEDA'nın ve k'inin yazımı ile ilgili videomuz var. Ama burada da hemen tekrar anlatayım. Videonun girişinde anlatmıştım. Biz DEDA'yı çıkarıp okumuyoruz. Çünkü Türkçe bizim ana dilimiz ve biz zaten duyduğumuzda D bitişik mi ayrımı bunu anlamalıyız. D soru olarak düşünmeyin. Bu sizin genel kültürünüz. Yarın bir gün 30 yaşına geldiğinizde mesaj yazarken, mektup yazarken D bitişik yazarsanız sizi kimse adam hesabına almaz. Benden duymuş olun bunu. Şimdi ya da ben almıyorum en azından. D ile ilgili bir ne dedik? İki tane anlam var. Bulunma haleki. Bulunma bitişik. B kare kuralı. Bulunma bitişik. Artı ayrı. A kare kuralı. Ya bunlara bile gerek yok. Bulunma kalemim elimde. Bu kadar. Bulunma bu. Bildiğiniz D'da. Neredesin? Evdeyim. Nerede? Evde. Bulunma. Bu bitişik sadece. Hmm, sana bir de soru soralım dediklerinde. Bir de, bir de bulunan mı? Hayır değil. Yani artı anlamı var. Ya da hmm, sen de gel dediklerinde. Yani onlar geliyor, artı sen gel anlamı var. Dolayısıyla artı, ayrı, bulunma, bitişik. Bir tek buna dikkat ediyoruz. Bakın soruya. Bu soru bir tık zor. Neden zor? Çünkü cümle biraz garip geldi 8. sınıf çocuğuna. Diyor ki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Genel bir soru ama DDA'dan gelecek cevap. Balkonumuz bir uçtan bir uca hurdalarla dolu olduğu için öyle oturulabilir bir yerde değil diyor. Bakın oturulabilir bir yerde değil demek istiyor. Yani hem kötü hem hurdalar var, dolu içerisi. ya yani öyle oturulacak bir yer bile değil anlamı var bakın. Bu yüzden buradaki bulunma anlamı değil artı anlamı bu yüzden de ayrı yazılmalıydı. Evet fark ettiyseniz en başta da bir dedamız de vardı. Bu ikinci deda de lütfen deaya özellikle dikkat edin çok klişe geliyor. Bakıyorum öğrencilere e, iyi zaten biliyoruz ama işte şuna çalışalım. Hocam orijinal nasıl yazılır? İki i ile mi, j ile mi? Böyle şeylerle uğraşmayın. Fanteziye kaçmayın. D'daya sıkı çalışın. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. Son soru 2023'ün sorusu. Gene genel sormuşlar. Bakın dikkat edin. Genel hangisinde vardır, hangisinde yoktur şeklinde soruyorlar. Biz tamamına hakim olmak durumundayız. Ama DEDA, büyük harfler, rakamlar önemli. Bunu fark ettiniz değil mi benimle beraber? Bunlara bir daha bir daha çalışabilirsiniz. Bunları isteyen ezberlesin. Bence ezber doğru değil. Mantığını öğrenin. Çünkü imla kılavuzunu yazan adamlar da bunu nasıl yazalım? Valla bence böyle güzel oldu şeklinde yazmıyorlar. Bunun bir mantığı var. Mantığını öğrenmeye çalışırsanız eğer Bundan sonra da size bir armağan olur yazım kuralları. Evet bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur diye sormuşlar yine 2023'te. Balıkçı teknesi güneş doğarken hemen bir büyük harf geldi bakın. Güneş, dünya ya da yıldız adları, gök cisimleri ne zaman büyük yazılıyordu? Böyle dünyadan oturup bakıp güneş de ne güzelmiş arkadaşım derken değil. Sadece terim olduklarında. Bakın dikkat edin buradaki balıkçı teknesinin güneş oh ne güzel bir ı ı, burada küçük olmalıydı. Terim değil dünyadan baktığım gördüğüm güneş. Bu yüzden birincisinde hata var. E, alarak yola çıkmış olmalıydı. Limandaki tekneleri dalgın bakışlarıyla gözden geçirdi. Fırtına kan. Fırtına kan kuvvetle muhtemel lakap. Ne diyoruz? Lakaplar büyük harfle. Ünvanlar büyük harfle. Saygı bildiren sözcükler büyük harfle. Aralarından sadece akrabalık adları küçük harfle. Neslihan teyze yazarsanız teyze küçük. Neslihan abla yazarsanız abla küçük. Neslihan hanım derseniz büyük. Neslihan hoca derseniz büyük. Fırtına Neslihan derseniz o da büyük. Anlaştık mı? Dolayısıyla Fırtına Kağan'ın F'si büyük olacaktı çünkü kendileri bir lakap, bir numarada güneşi bulduk, iki numarada lakabı bulduk. Farkındaysanız büyük harfler akıyor. Aslında o güne kadar her gün, o çok yapmaz ama bitişik ayrı yazdı. Her gün onlarca tekne yolcu etmişti. Bitişik yazılma ayrı yazılma kuralları ile ilgili hemen bir giriş yapalım. Her sözcüğü tamamı, hepsi anlamında kullanılır. Her gün, günlerin tamamı. Her an, anların tamamı. Her şey, şeylerin tamamı. Bunların hepsini ayrı yazıyoruz. Ama herhangi derken hangilerin tamamı anlamı var mı? Yok. O zaman bir yazıyoruz. Unutmayın her haldenin de iki yazımı vardır. Her durumda, her şekilde anlamında kesinlik anlamında kullandığınızda ayrı. E, herhalde gelmiştir anlamında, olasılık anlamında kullandığınızda da bitişik yazarsınız. Herhalde bitişik, olasılık anlamı. Herhalde ayrı, kesinlik anlamı. Buraya özellikle dikkat etmenizi istedim. Herin yazım kuralı. Dolayısıyla burada da her gün ayrı yazılmalıydı. Bu yüzden 3 numarada da bir problem var. 4 numarada bulmasak iyi olur. Oğluna bir an bakın bir an içinde olsa bu havada balığa çıkmasaydınız demediğine pişman olmuştu. Bunları özellikle aldım cevabımız denizli çıkacak korkmayın. Ama bunların da yazımı ile ilgili birazcık konuşalım. Bakın bir D'dayı yine sormuş sayılır çünkü doğruluğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Ve iki, bir sözcüğünün yazımı ile ilgili bir detay var burada. Bir gol nasıl yazıyorsunuz? Ayrı. Neden? Çünkü onun rakam olduğunu biliyorsunuz. Bir gün nasıl yazıyorsunuz? Ayrı. Niye? Rakam çünkü. E bir anda rakam sadece minnoş olduğu için bir biçik yazıldığında güzel duruyor. Ama siz kanmayın. Bir gol nasıl ayrı yazılıyorsa rakam olduğu için bir anda öyle ayrı yazılmalıydı. Bir rakamsa ayrı, rakam değilse bitişik. Mesela birkaç. Bir tane kaçtan mı bahsediyorsunuz? Hayır. Biraz. Bir tane azdan mı bahsediyorsunuz? Hayır. Rakam değil, bitişik. Rakam ayrı. Anlaştık. O zaman cevabımız Denizli diyoruz ve yazım kuralları tekrarımızda milli eğitimin bakış açısından tamamlanmış oluyor. Şöyle bir toparlamamız gerekirse. 2023 haricinde bitişik ayrı sormadılar. Bitişik ayrı yazımla ilgili çalışmanızı öneririm mutlaka. Çünkü benim en çok önemsediğim dördüncü başlıktır. Benim en çok önemsediğim birinci başlığı duydunuz az önce. Deda lütfen Deda'ya sıkı çalışın. İkinci başlığı büyük harfler. Lütfen büyük harflere sıkı çalışın. Çünkü 23 senedir lise giriş sınavlarına çocuk hazırlıyorum. Ve 23 senedir en çok gördüğüm şey büyük harfler. Bu adamlar büyük harf seviyor. Siz de sevin. Büyük harfler nerede kullanılırı Bir daha çalışın. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizi takip ediyorum. Siz de takipte kalın. Kampımız devam edecek. Umarım her şey yolundadır, denemeler çözülüyordur. Yanlışlarınızı yazın, duymak istediğiniz konuları yazın. Sizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.